Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili düşünün sınıflarım. Bugün Türkçe ders sabımız Eri Hüseyin metnini birlikte yapacağız. Evet metnimizin hazırlık çalışmaları var. Önce onları yapalım. Bir önceki dersimizde de yapmıştık. Bir Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz anlatınız demiş. Buraya yazdım. Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun itilaf devletlerine karşı verdiği destansı mücadeleden biridir. 1915 yılında Gelibolu Yarımadası'na başlayan bu savaş, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevdasıyla dolu destansı bir direnişin simgesi haline gelmiştir. Savaş, stratejik öneme sahip Çanakkale Boğazı'nın geçişlerini kontrol etme amacıyla yapılmıştır ve tarihe binlerce askerin kahramanca mücadelesi ve büyük fedakarlıklarıyla kazınmıştır, yazabilirsiniz. Evet, Çanakkale ile ilgili bir şiir, şiir okuyun sınıfta diyor. Şöyle yazdım sevgilence, bunu okuyabilirsiniz. Faruk Nafis Çamlı benim bir şiiri. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayan, göz boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir, ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı, yurt içinde dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Çok güzel bir şiir. Bunu yazabilirsiniz. Evet şimdi burada şöyle kaymışım düzelteyim. Metnin görsellerini inceleyelim. Sizce metnin konusu nedir? diye soruyor. Evet görselleri baktığımızda zaten sevgilerim. Savaş zamanında köylü bir çocuğun yaşadıkları anlatılıyor olabilir değil mi? Yani askerler kendisine bakın e, resimlerde ne yapıyor? Burada bakın e, cepheye gittiği belli. Burada askerler kendisine silah doğrultuyor. Düşman askerleri bu. E, savaş zamanında e, bir çocuğun e, hikayesini anlatıyor olabilir. Okuyalım şimdi. Büyük Anafarta köyü meydanında bulunan çeşmeye giderken uzaktan top atışları duyuluyordu. Hüseyin bir an evvel suyunu doldurup çarpışan askerlere dağıtmak, onların mataralarını doldurmak niyetindeydi. Ağustos ayının yakıcı güneşi çarpışan askerleri susatıyordu. Mataradaki su hemen bitiyor, dili damağı kuruyan asker ise sakaların yolunu gözlüyordu. Hüseyin Çeşme'ye doğru yol aldı. Giderken kendi kendine söyleniyordu. Geç kaldık kara kaçan. Vakit ikindiği çoktan geçti. Çeşmede sıra olursa epey bekleriz. Daha geri dönüp su dağıtacağız. Çeşmede yine uzun bir sıra vardı. Beklemeye başladı. Bir süre sonra sıra kendisine gelince sularını doldurdu. Patikada ilerlerken karşısına iki asker çıktı. Bunlar düşman askeriydi. İki düşman askere silahını doğrultmuş bir şekilde kendi dillerince bir şeyler sordular. Ama Hüseyin anlamadı. Silahı da yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Askerin biri tüfeğiyle sırtına dürttü. Hüseyin ise su tenekelerini gösterdi. Karşısındaki anlamayınca su içer gibi yaptı. Size getirdim. Su getirdim yahu. Daha ne istiyorsunuz? Askerler Hüseyin'i komutanlarının yanına götürdüler. Efendim bir Türk eri yakaladı. Suyu işaret ediyor ama ne demek istediğini anlayamadık. Türk askerimi su mu demek istiyor? Çok garip. Derhal bana tercümanı çağırın. Az sonra bir tercüman geldi ve konuşmaları çevirmeye başladı. Tabur komutanı sordu. Neden gelmiş? Hüseyin cevapladı. Komutanım dedi. Bizim sularımız çok bol. Ağustos ayında dahi hiç susuzluk çekmiyoruz. Ancak istiyoruz ki düşmanlarımız bu sıcakta susuzluk çekiyorlarmış. Onlara su yollayalım da karşımıza su savaşmasınlar dedi. Bu suyu hediye olarak size gönderdi. İngiliz komutanı şaşırmıştı. Bu bir tuzak olmalı. Bunda bir hain plan gizli. Su ya zehirliyse Hüseyin bunun üzerine tenekelerin birinden matarasını doldurdu. Kana kana içti sonra komutana döndü. Bak komutan Türkler mert insanlardır. Öyle düşman için hain plan yapmazlar. Mertçe dövüşürler, düşmanca dövüşürler, kahramanca dövüşürler. Hainlik nedir bilmezler. Komutan daha da şaşırmıştı. Nasıl oluyordu? Türkler su sıkıntısı çektiklerini nereden biliyorlardı? Gerçekten de bir gün önce suları bitmişti. O sırada askerler tenekelerdeki suyu dağıtmaya başladı. Komutan Hüseyin'in elini sıktı. Mert düşmanımız size teşekkür ederiz. Komutan askerlerine döndü. Onu götürün biraz dinlensin. Karnını iyice doğurun. Eşeğini de doyurun. Az sonra elin biri kucak dolusu yiyecekle döndü. Ekmek, peynir, reçel, et konservesi, çeşitli yemekler ve çikolatalar. Hüseyin bunca yiyeceği bir arada görünce şaşırdı. Karnını doyurmaya başladı. Kaç gündür dinlenememiştim. Ya su götüremediğim askerler ne yapar diye düşündü. Az sonra uykuya daldı. Sabahleyin eşeğinin sesiyle uyandı. Güzel bir kahvaltı yaptı. Öğleye doğru komutan geldi. Tercüman aracılığıyla Hüseyin'e. Komutanınıza bu asil davranışından dolayı çok teşekkür ederiz. Suyunu içtik sağ olsun. Biz de size karşılık olarak bu hediyeleri gönderiyoruz. Kabul etsin dedi ve eline de bir kağıt verdi. İki saat boyunca Hüseyin hızla yürüdü. Türk siperlerine vardı. Az sonra bölük komutanı olan bir tane anlatan Hüseyin mektubu uzattı. Komutan gülmeye başladı ve mektubu açtı. Mektupta şunlar yazıyordu. Saygıdeğer Türk komutanı, sus kaldığımız düşünerek bize yolladığınız sular için teşekkür ederiz. Keşke sizi savaşta değil de normal bir zamanda tanısaydım. Daha mutlu olurdum. Size suyunuza karşılık yiyecek yolluyorum. Lütfen kabul ediniz. Umarım savaş bitince karşılaşırız. Tanrı sizi korusun. Eriniz çok cesur biri. Asil Türk komutanına selamlar. Komutan gülerek, ya Hüseyin ne kadar akıllıca davranmışsın. Esir olmaktan böylece kurtuldun demek. Elbette komutanım. Yiyecekleri erlere dağıtın. Hüseyin sana da bir gün izin iyice dinlen. Biz dün geceden beri iyi dinlendik. Şimdi görev zamanı komutanım. Hüseyin Karakaçan'a seslendi. Haydi bakalım Karakaçan. Askerimiz bizden su bekler. Vatan hizmet bekler. Gidelim. Evet. Güzel bir metin hikayesi sevgili Şimdi eşleme yapalım diye söylüyor. Resimlere baktığımızda bakın Matara'nın bu olduğunu biliyorsunuz. Evet bu nedir? Eğerdir e, sevgili Eğerle bunu eşlersiniz. burası nedir? Çeşmedir. Çeşme ile buraya eşlersiniz. Bir de burada patika yol var. Patika yolla da patika yazısını eşlersiniz. Bunları cümle içinde kullanın diye söylemiş. Evet Matara, evet Mataram'daki su çok az kaldı. Çeşme, köyümüzün çeşmesinin suyu buz gibidir. Er, komutan erleri selamladı. Patika, patika yolu çok taşlıktı. Teneke, yağ tenekelerini yıkadık ve su doldurduk diyebilirsiniz. Şimdi görsellere bakarak cevap verin diye söylüyor. E sanki metni okumamışız gibi cevap vereceğiz. İlk görseldeki askerin adı nedir? Evet, metinde askerin adı bir şeyin olduğunu biliyoruz. Hani tahmin ediyormuş gibi derseniz Ali yazabilirsiniz. Çok kullanıldığı için veya Mehmet yazabilirsiniz. Bunlar Türk askerinde çok fazla olduğu için. Bu asker nereye gidiyor? Evet, cephedeki askerlere su götürüyor. Metinde bu yazıyor. Fakat sizler tahmin edelim dediği için hayvanlarına su taşıyor diyebilirsiniz. İkinci görselde neler görüyorsunuz? Çocuğa silah doğrultan askerler var dersiniz. Üçüncü görselde askerimiz neden su içiyor? Askerler zehirli olmadığından emin olmak için suya çocuğa suyu içirtiyor olabilirler. Dördüncü görselde komutan askerlerine ne tür bir emir veriyor? Evet, suya karşılık yiyecek ikram ediyorlar. Bunu e, yazabiliriz. Beşinci görselde eşeğe neler yüklenmiştir? Düşmanların verdiği yiyecekler yüklenmiş. Şimdi metni okuduk gibi e, cevap istiyor. Saka Hüseyin'in görevi nedir? Evet cephedeki askerlerimize su taşımak. Hüseyin düşman askerlerine nasıl yakalanmıştır? Cepheye su taşırken yolda yakalanmıştır. Hüseyin düşman komutanına Türk asker hakkında neler söylemiştir? Türklerin mert olduğunu, hainlik yapmayacağını ve mertçe dövüşeceklerini söylemiştir. Hüseyin'in suyu önce kendisinin içmesinin sebebi nedir? Yani suyun zehirli olmayacağını göstermek için. Şimdi hikaye haritası. Metnimiz ne? Saka Eri Hüseyin. Yer nerede? Büyük ana farklı köyünde. Yani ana karakterler Hüseyin var, Türk komutan ve düşman komutan var. Zaman ne zaman Ağustos ayı, çok sıcak bir Ağustos diye söylüyor. Olay Türk askerlerine cepheye su götüren Hüseyin'in düşman askerlerine yakalanması ve kıvrak zekası ile durumu avantaja çevirmesi. Hüseyin'in davranışını doğru buluyor musunuz? Sen olsaydın düşman askerlerinden kurtulmak için neler yapardın? Evet doğru buluyorum. Hem kendini korumuş hem de askerlerimize yardım etmiştir. Ben de aynısını yapardım. Yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet burada şimdi bize arkadaşlar öğretmenimiz size Çanakkale Geçilmez adlı güzel bir çizgi film izletecek. Filmi dikkatlice izleyin. İzlettikten sonra duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşın demiş. Evet Çanakkale Savaşı zaten sevgili bizim tarihimizi yansıtan askerimizin kahramanlıklarını anlatan duygusal güzel bir film. Çok etkilendim yazabilirsiniz. Kahraman askerlerimizin bizler için canlarını vermesini gururla izledim diyebilirsiniz. Ülkemizin bize kimlerden emanet olduğunu bir kez daha fark ettim diyebilirsiniz. Askerlerimize gurur duydum. E, vatanım milletim daha çok seveceğim hissettiğim gibi cümleler ekleyebilirsiniz. Haydi şimdi Çanakkale Türküsünü hep birlikte söyleyelim. Evet, yani Çanakkale içinde vurdular beni Türkümüzü söyleyelim. Evet, Çanakkale ile ilgili bir şiir yazalım. Sonra güzel bir resim yapalım diye söylemiş. Basit bir şiir. Evet kullanabilirsiniz sevgilerim. Şöyle kolay okul diye de yazayım. Çanakkale'de yürekler vatan için çarpar. Her bir kahraman şanlı destan yazıp anar. Topraklarına sahip çıkar, canlar verir. Çanakkale ruhu unutulmaz daima diri kalır. Basit bir bir kıta kendimizin yazdığı bir şiir. Kullanabilirsiniz sizler de kendiniz yazmış gibi. Burada da bakın şuna dikkat çekeyim. Şurada. Eşekle su getirmiş bunu ekledim buraya saygılar Bir çizim ekledim size. Bakın burada e, Türk askerinin, Türk komutanlarının savaşını görüyorsunuz. Yaralı askerler yaparsınız, sedyelerde yatan askerler yaparsınız. Ben metinle alakalı olsun diye bakın burada eşeğiyle su getiren e, birini görüyorsunuz. Bakın burada. E, metinle alakalı olduğu için bunu da resme ekledim. Sizler de bunun benzerini yapabilirsiniz. Birkaç tane çadır yaparsınız, e, asker yaparsınız, Türk bayrağı yaparsınız. Yerde yaralı yatan askerleri çizersiniz ve eşeğiyle bakın su getirmiş birini eklerseniz tam metinle örtüşmüş olur sevgili öğrenciler. Gelecek ders hazırlık Mehmet Akif Ersoy'un hayatı. Evet kısaca yazmaya çalıştım çünkü çok uzun hayatı. Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 İstanbul'da doğuyor ölüyor. Türk milletinin manevi değerlere bağlı, vatansever ve cesur bir şairdir. Doğduğu topraklardan aldığı ilhamla Türk edebiyatına eşsiz eserler kazandırmıştır. İstanbul'da edebiyat eğitimi görmüş. Ardından Kahire'de dini eğitim almıştır şiirlerinde imanın gücüne, vatan sevgisine ve adalet e, duygusuna vurgu yaparak Türk halkını aydınlatmış ve cesaretlendirmiştir. Onun Safaat adlı eseri Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ilham kaynağı olmuş. Türk ulusunun ortak ruhu yansıtılmıştır. Ayrıca şöyle de ekleyelim. Evet İstiklal Marşımızın şairi olmasına. Evet İstiklal Marşımızın evet şairidir diye de ne yaparsınız? Eklersiniz sevgili öğrenciler. Bunu sakın unutmayalım. Ben buraya yazmayı unutmuşum. Sizler lütfen ekleyin. Evet metnimiz burada bitiyor sevgilerim. Zaten bir sonraki dersimiz İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u işleyeceğiz. Eğer buraları geçtiyseniz veya öğretmeniniz ödev verdiyse yorumlara yazın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.